Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine üslü sayılar testimiz ile devam ediyoruz. Bu videoda 6. yani üslü sayıların son testini çözeceğiz. İlk sorumuzda 10 üzeri m eşittir 2 olmak üzere demiş, işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burası 0,25, 25 bölü 100'den burası 1 bölü 4. Hatta biz onu 2 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Bunun da 2 üzeri eksi 3m kuvveti verilmiş. Çarpı 5 üzeri 6m artı 1. Buna göre şimdi biz buradaki ifade kuvvetleri düzenlerse 2 üzeri burada eksi 4 artı 6m gelecek. Çarpı 5 üzeri 6m artı 1. 10 üzeri m'yi elde etmemiz lazım. Bunları da şöyle ayırabiliriz. 2 üzeri eksi 4, 2 üzeri 6m. 5 üzeri 6m çarpı 5 üzeri 1. Ki şu kısma baktığımız zaman kuvvetleri aynı olduğu için biz bunları tabanlarını çarparak yazabiliriz. Yani 2 çarpı 5'ten aslında burası 10 üzeri 6m'ye eşit. 2 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri 1. Şimdi 10 üzeri m 2 olduğuna göre 6m'yi elde etmek için her tarafın 6. kuvvetini alırsak burada 10 üzeri 6m 2 üzeri 6'ya eşit olacak. Artık bunun yerine 2 üzeri 6 yazabilirim. 2 üzeri 6 yazabiliriz. Çarpı 2 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri 1. Buradan 2 üzeri 2 çarpı 5, yani 4 çarpı 5'ten cevabımız 20 oldu. İkinci soruda olduğuna göre demiş x değeri kaçtır? Şimdi buradaki ifadeleri 2'nin kuvvetleri olarak yazmaya çalışsak 2'nin mesela 4. kuvvetinden 2 üzeri 4x. Burada 2'nin 2. kuvveti, o zaman 2 üzeri eksi 4x geldi burası da. Bölü. Buradaki değerimizde de yine 2 üzeri zaten eksi 2x artı 2 üzeri 2x şeklinde yazdık. Burada ifademizi şöyle düzenleyebilirim. Devamlı önce şu kısmı halledelim. 2 üzeri 4x eksi 1 bölü 2 üzeri 4x gelecek burası. Burada da aynı şekilde 1 bölü 2 üzeri 2x artı 2 üzeri 2x geldi. Çarpıp düzenlediğimiz zaman burada çarptık düzenledik. 2 üzeri 8x eksi 1 bölü 2 üzeri 4x olacak. Buradaki ifademize de yine aynı şekilde çarptık. 2 üzeri 4x artı 1 gelecek. Ters çevirip çarptığımız zaman da 2 üzeri 2x bölü burada 2 üzeri 4x artı 1 değeri geldi. Buradaki ifademizi ters çevirip çarptım dediğim gibi. Daha sonra 2 üzeri 8x eksi 1'de 2 kare farkını kullanabiliriz burada. Şöyle yapabiliriz mesela. Buradaki ifademiz 2 üzeri 4x'in karesi aslında. 2 üzeri 4x eksi 1 çarpı 2 üzeri 4x artı 1 şeklinde yazabilirim ben bu kısmı. Burada 2 üzeri 4x, hatta bunları sadeleştirdiğimiz zaman burada direkt 2 üzeri 2x geldi. 1 bölü 2 üzeri 4x artı 1. Bu ifadeyle bu ifade sadeleşti. Geriye sadece kalanlar bunlar. Yani 2 üzeri 4x eksi 1 bölü 2 üzeri 2x geldi. Artı buradaki değerimize zaten 1 bölü 2 üzeri 2x. Tabanları, paydalar eşit olduğuna göre payları toplarsak eksi 1 ile 1 gidecek. 2 üzeri 4x bölü 2 üzeri 2x sadeleştirdiğimiz zaman da 2 üzeri 2x kaldı. O da 64'e, yani 2 üzeri 6'ya eşit. Tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetler eşit olacak. 2x 6'ya eşitse x değerimiz de 3 oldu. Üçüncü soruda k ve p iki doğal sayı olmak üzere demiş. Bir tanımlama yapılmış. P'nin doğal sayı kuvvetlerinin sonuçlarıyla k sayısı arasındaki en küçük uzaklık. 2 ile 100 arasında 2'nin kuvvetlerini alacağız ve 200'e olan uzaklık. Mesela 2 üzeri 7 desem 128, 2 üzeri 8 dersem 256. Uzaklık dediği için zaten mutlak değeri geleceği için her türlü pozitif değer olacak. Yani ister 200'den büyük ister 200'den küçük olsun. Önemli olan aralarındaki en küçük uzaklık. Ki 256 alırsam aralarındaki uzaklık 56 gelir. Olabildiğince en azı aldık. A3 burası da 56 olduğunda 3'ün kuvvetlerinden bu sefer 56'ya yaklaşacağız. Mesela 3 üzeri 3 alırsam 27 gelecek. 3 üzeri 4 alırsam 81 olacak. Hangisi daha yakın ona bakalım. Mesela 81'i aldığımız zaman 81'den 56'yı çıkarttığımız zaman buradaki değerimiz 25. 27'ye baktığımız zaman ise burada daha fazla gelecek 27. Burada daha 29 değeri gelecek. O yüzden de en az değerini aldığımız için burada 81 alırız. Ve aralarındaki fark da en az 25 olur. Dördüncü soru aşağıda verilen 3x3'lük tabloda bulunan karelerin her birinin içerisine sayılarından farklı birisi yazılacaktır. Her satır sütun ve çapraz karelerdeki sayıların çarpımı birbirine eşit olduğuna göre A ile B'nin toplamı en çok kaçtır? Şimdi 3 satırın da buradaki çarpımı birbirine eşit, aynı şekilde sütunlar için geçerli. Şöyle desek o zaman buradaki 9 tane sayımızı çarptığımız zaman kuvvetleri toplayacağız burada tabi. 8 buradan 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36 geldi. 2 üzeri 36 bir sayının aslında şimdi küpü şeklinde yazarsak eğer bunları dağıtabiliriz. Yani 2 üzeri 36 küpü olabilmesi için o zaman 2 üzeri 12'nin küpü şeklinde yazabilirim. Bunların her birinin çarpımı 2 üzeri 12 olursa sonuçta her biri 2 üzeri 12, bunların tamamının çarpımı da bu sayıyı vermiş olacak. 2 üzeri 36 sayısını vermiş olacak. Satırlarda, sütunlarda her birinin burada çarpımları 2 üzeri 12'ye tamamlaması lazım. Şimdi 2 üzeri 6 var, 2 üzeri 4 var, 10. Burası o zaman 2 üzeri 2 gelecek kesinlikle. Şöyle eleyelim. 2 üzeri 2 gitti, 2 üzeri 4 gitti, 2 üzeri 6 gitti. Daha sonra A ve B'ye de olabildiğince en çok değerler yazacağım. Mesela 2 üzeri 8 yazarsam 10 gelecek. 12 olması için burada 2 üzeri 2 yazmam lazım. Yazamam bir daha. 7'yi yazarsam 9 olacak. 12 olması için 3 yazacağız. Olabilir. Burası 2 üzeri 7. Toplam 9. O zaman bir de 2 üzeri 3 yazarım. 12. 3'ü ve 7'yi de eledim. Çarpımın 12 olacaktı. 4 var, 3 var. Çarpımları burada kuvvetlerini topladığımız zaman 7 geldi. O zaman buraya da 2 üzeri 5 dersem yine çarpım 2 üzeri 12. 2 üzeri 5'i de eledim. 2 üzeri 7, 2 üzeri 5, 2 üzeri 12 zaten. O zaman burası 2 üzeri 0 olması lazım ki çarpım yine 2 üzeri 12 gelsin. Aynı şekilde bunları da tamamlayacağız. 5 var, 11. Buraya o zaman 2 üzeri 1, 2 üzeri 1'i kullandım. 2 üzeri 0'ı kullandım. Burası o zaman 2 üzeri 8. Bu şekilde hepsi yerleşmiş oldu. Biz A ile B'nin toplamını istiyorduk. 2 üzeri 7, 128. 2 üzeri 5, 32. Toplamda burada en fazla 160 oldu. 5. sorumuzda nanometre gözle görülemeyen maddelerin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Nanometre metrenin milyarda biri kadardır. Yukarıda bazı biyolojik terimlerin nanometre cinsinden büyüklükleri verilmiş. Bu biyolojik terimlerin büyüklükleri küçükten büyüğe doğru şeklinde sıralanıyor. Buna göre işlemin sonucu kaç metredir? Şimdi burada büyüklükleri küçükten büyüğe doğru demiş. Burada 250, onu şöyle diyelim, 5 üzeri 2 çarpı 10. Burada 10 üzeri eksi 1 verilmiş. 2 nanometre verilmiş burada. 10 üzeri eksi 5. Burada ise 10 üzeri 1 olarak verilmiş. Şimdi bunların o zaman en büyüğe baktığımız zaman buradaki E değeri o zaman şöyle diyelim. Burası o zaman E, en büyük aralarındaki. Daha sonra 10 değeri, bundan sonra gelen yani buradaki D değeri. Bunların çünkü 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri eksi 5. Daha sonraki burası C gelecek. Daha sonra B gelecek. En küçük olan ise 10 üzeri eksi 5 olacak. Buna göre yazalım. C değerimiz 2, D değerimiz 10, E değerimiz 5 üzeri 2 çarpı 10. A değerimiz 10 üzeri eksi 5, B değerimiz de 10 üzeri eksi 1 geldi. Buradan şöyle değersek 5 üzeri mesela burada 25 çarpı 2'den 50 çarpı 10 üzeri 2. Burası 10 üzeri eksi 6. Eksi 6'yı yukarı çıkarttığımız zaman 50 çarpı 10 üzeri artı 6 diye çıkacak. 10 üzeri 8 geldi. Bunu da 50 çarpı 10 üzeri 8'e şöyle yazabiliriz. 5 çarpı 10 üzeri 9 nanometre olarak geldi. Bize metrenin milyarda biri kadardır demiş. O zaman nanometreyi milyara çevirmek için de buradaki değerimizi 9 basamak tekrar geriye gideceğimiz için buradaki değerimiz 5 metreye eşit olacak. 6. soruda Helin, Selim ve Nalan her biri 100 sayfalık kitabı okuyacaktır. Kitabın ilk sayfa numarası 1 ve son numarası 100. Helin sayfa numarası 2 üzeri A biçimde olan sayfaları, Selin sayfa numarası 4 üzeri B-5 biçimde olan sayfaları, Nalan ise C üzeri 3 biçimde olan sayfaları okumuş. ABC doğal sayı olduğuna göre kitaptaki kaç sayfayı bu 3 kişi de okumuştur? Şimdi burada 2'nin kuvvetleri mesela 2 üzeri A, burasını 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2B-10, burada da C üzeri 3. 2'nin kuvvetlerine baktığımız zaman burada 2, 4, 8, 16, burada 32 gelecek, 64 gelecek. 7. kuvvetini aldığımız zaman açtığı için daha fazla gelmeyecek. Bunların arasında şimdi aynı şekilde ikincisinde yani Selin'in de okuyabilmesi için 2'nin kuvveti buradaki 2B-10. Mesela biz burada A'yı 1 aldık. 1 ile başladık buradaki değerimiz. 2 ile başlayabilir. 2B-10 değerimiz 2 olduğu zaman B değerimiz 6, bir doğal sayı olabilir. 2'yi o zaman aynı ikisi de okumuş olabilir. Aynı şekilde 4 olabilmesi için yani 2B-10'un 4 olabilmesi demek 14 olması demek. B de buradan 7 geliyor, yine bir doğal sayı. 2B-10 yine aynı şekilde 18 olacak. B 8'de okumuş olabilir. 16 aynı şekilde, 32 aynı şekilde, 64'ü okuduğu zaman da burada 64 yine aynı şekilde okumuş olacak, sayfa numarasının içine girdim. Peki C küp olabilir mi? Yani bunlardan birkaç tanesini ya da bir sayının küpü şeklinde yazabilmesi lazım. O da mesela 8 yazılabilir. 8 sonuçta 2'nin küpü. 64 yazılabilir. 4'ün küpü. Bunun dışındakiler herhangi biri küp şeklinde yazılamadığı için o zaman 8 ve 64'ü 3'ü birden okumuştur. O yüzden de cevabımız buradan B şıkkı geliyor. 7. soru aşağıda belli bir kurala göre kutulara yerleştirilen sayılar görülmekte. Her dikdörtgen ikişer dikdörtgene bölünerek dikdörtgenlerin içine ikinin ardışık kuvvetleri şeklinde yazılmış. Buna göre 7. adımda oluşan sarı kutuya hangi sayı yazılmalı? Şimdi 2 burada bir sonrakinde en son mesela 3. adımda 4 tane burada dikdörtgen gelmiş ve 2 üzeri 6'ya kadar gidiyor. Şimdi bir sonrakinde yani 4. adımda burada 8 tane kutu gelecek. 5. adımda burada farkı nasıl gelmiş? Mesela 1'miş, 2'ymiş, 4 olmuş. Katı şeklinde gidiyor. 4'ün katı burada 2 katı 8. 8'in 2 katından 16 tane gelecek. 5. adımda en sonda 16 tane dikdörtgen olacak. 6. adımda 32 tane. 7. adımda da 64 tane kutu gelecek. Ve en altta da en sondaki olan gelecek. Şimdi burada zaten 2 üzeri 6 vardı. Yani 2 üzeri 6 64'e kadar değerimiz vardı. Buradakine baktığımız zaman da toplam kaç tane daha dikdörtgen eklenecek ona bakacağım. Buradan 64 artı 32 dediğimiz zaman 96. 24 daha buradaki değerimiz 120 geldi. Şimdi 120 tane daha kutu. Burada zaten 4. Buradaki değerimizde 2 üzeri 6'nın üzerine biri zaten katmıyorum. 2 üzeri 0 burası. Burada 6 tane kutunun üzerine yani dikdörtgenin üzerine 120 tane daha dikdörtgen gelecek. Burası 2 üzeri 6 iken o zaman en sonda 120. kutuya denk gelen sarı buradaki dikdörtgenimiz 2 üzeri 126 artı 6'dan 126 olarak yazması lazım sarı kutunun. Çünkü toplamda buradaki dediğim gibi 2 üzeri 0'dan dolayı bunun haricinde 6 tane dikdörtgen var. 2 üzeri 6 yazıyor. Toplamda 126 tane dikdörtgen olacak. Sarı dikdörtgeninde o zaman 2 üzeri 126 değeri gelmiş olacak. Evet böylece cevabımız da o zaman B şıkkı geliyor. 8. soruda olduğuna göre x değeri kaçtır demiş. Şimdi buradaki ifademizi 6 üzeri x çarpı 6 üzeri 1. 12'yi de 6 çarpı 2 olarak yazarsak 6 üzeri 4 2 üzeri 4 şeklinde geldi. Eşittir 16. Buradaki 16'lar sadeleşti. 6 üzeri x çarpı 6 üzeri 5 1'e eşit. 6 üzeri 5'i karşı tarafa alırsak 6 üzeri x eşittir 6 üzeri eksi 5 olacak. O yüzden de x değerimiz eksi 5 geldi. 9. soruda lise öğrencileri arasında internet üzerinden yapılan 8 turluk bir yarışmanın ilk turuna 5 çarpı 10 üzeri 7 öğrenci katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan öğrencilerin 5'te 3'ü eleniyor ve kalan öğrencilerin tamamı bir sonraki tura katılıyor. 5 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi kalan öğrenciler 5'te 3'ü elendiğine göre o zaman 5'te 2'si kalmış. 8. turun sonunda her seferinde 5'te 2'si kalacağına göre o zaman buradaki 5'te 2'nin yani 2 bölü 5'in 8. kuvvetini alacağım. Bunlar kalan öğrenciler olmuş olacak. 5 çarpı 10 üzeri 7, 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 geldi. Şimdi buradaki 5'lere sadeleştirin 5 üzeri 7 oldu. 10 üzeri 7 de şöyle açalım. 5 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 8 bölü 5 üzeri 7. 5 üzeri 7'ler de gitti. Cevabımız 2 üzeri buradan 15'e eşit oldu. 10. soruda Alev ve Tuna 1 bölü 2 ile başlayan keseler yazmıştır. Alev payı sürekli 1 artan keseleri, Tuna ise paydası sürekli 1 artan keseleri yazmış. Alev ve Tuna'nın her ikisi de 31 tane kesir yazdığına göre demiş. Bu iki kişinin yazdığı 62 kesirin çarpımı. Şimdi Alev'in yazdıklarına bakarsak 1 bölü 2. Buradan hep bu ikiler hep var aslında. Toplamda 31 tane kesir yazdığına göre 2 üzeri 31 burada olacak. Ve 1'den de 1, 2, 3, 31 tane dediğine göre 31 tane sayının da çarpımı. Payda da 2 üzeri 31 var. Çarpı Tuna'nın yazdıklarına bakarsak da Tuna da 1 bölü yani payda hiçbir pay kısmında hiçbir artış yok. Burası 1, 1 gidecek. 1 üzeri 31 yine 1 kaldı. Payda da 2'den başlayıp burada 31 tane sayı yazacak. Şimdi burada 1'den başlamıştı. 31'e kadar gittik. 2'den başlandığına göre burada da 32'ye kadar olan sayıların çarpımı gelecek. Şimdi burada 2'den 31'e kadar olanlar gidecek. Burada bir 31 de gitmiş olacak. 32 kalacak. Pay kısmında bir şey kalmadı. 1. Payda da 2 üzeri 31 çarpı 32'de 2 üzeri 5 yazdık. Buradan da 2 üzeri 36. Onu da payı alırsak 2 üzeri eksi 36'ya eşit olacak. 11. soruda aşağıda ikisi büyük ve 8'i küçük olan 10 çerçeve verilmiştir. Küçük olan 8 çerçeveden her birine aynı pozitif tam sayı yazılacaktır. Küçük 8 çerçevede yazan sayıların toplamı büyük çerçevelerden birine, küçük 8 çerçevede yazan sayıların çarpımı büyük çerçevelerden birine yazılacak. Büyük bir çerçeve dışındaki 9 çerçeve yazılan sayıların toplamı bir küçük çerçeve yazılan sayının 136 katı olduğuna göre iki büyük çerçeveye yazılan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle buradaki küçük 8 çerçevenin her birine aynı pozitif tam sayı yazılacak demişti. Her birine mesela x yazıldığını düşünelim. Bunlardan birine bu sayıların toplamı yazılacak 8x, birine de çarpımı yazılacak x üzeri 8. Daha sonra büyük bir çerçeve dışındaki bu çerçevelerden biri dışındaki 9 çerçeveye yazılan sayıların toplamı bir küçük çerçeve. Şimdi mesela buradaki 8x'i ayırdık. Bunun dışındaki 9 çerçeve ya da mesela bunu ayırdık. Bunun dışındaki 9 çerçeveye yazılan sayıların toplamı. Burada 8x vardı, burada 8x var, 16x. Toplamı bir küçük çerçeveye yazılan x sayısının 136 katına eşitmiş. Buna göre iki büyük çerçeveye yazılan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi buradaki değerimize baktığımız zaman burası 16x, burada da x var. X'ler gitti. 16 136'ya eşit değil. O zaman tam tersini yapacağız. Buradakini ayırmayacağız. Yani bunu atacağız. Bunu ve buradaki 8 çerçeveyi alacağım. X üzeri 8 artı bunların toplamı 8x ve bu küçük çerçeve yazılan sayının 136 katına eşitmiş. Şimdi x üzeri 8 geldi. Buradaki değerimiz 8x 136x, şöyle diyelim 136x'ten 8x'i buradan çıkartacağım. O zaman 120 buradan 128x gelecek. X'lerden birer tanesini sadeleştirdiğim zaman x üzeri 7 eşittir 128. O zaman burada 128 2 üzeri 7 olduğuna göre x'in değerini 2 olarak bulduk. Diğerinde dediğim gibi sağlamıyordu. Buna göre iki büyük çerçeve yazan sayıların toplamı. Biri 8x'ten 16, biri 2 üzeri 8'den 256. Toplamlarına baktığımız zaman da 272 değeri geldi. 12. soruda a kare değeri kaçtır demiş. Şimdi a değeri her ikisine de eşit. Karesi dediğine göre bunlardan birinin karesini alsam mesela 7 üzeri x eksi 4'ün karesini alalım. A kare değerine eşit olacak. 7 üzeri 2x eksi 8 çarpı 7 üzeri x artı 16 eşittir a kare geldi. Şimdi bunun dışında bir de bu ikisini kullanalım. 7 üzeri x eksi 4, 7 üzeri eksi x artı 4. Eksi 4'ü buraya alsam 8 gelecek. 7 üzeri x eksi 1 bölü 7 üzeri x olarak yazalım. 8'e eşit. Düzenlediğimiz zaman da 7 üzeri 2x eksi 1 eşittir 8 çarpı 7 üzeri x gelecek. Karşı tarafa aldığımız zaman 7 üzeri 2x eksi 8 çarpı 7 üzeri x eksi 1 eşittir 0. Şimdi biz şu kısmı zaten arıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bunu yalnız bırakırsam eğer buradaki ifademiz 7 üzeri 2x eksi 8 çarpı 7 üzeri x değeri 1'e eşit o zaman. Yani şu kısım 1. 1 artı 16'dan da buradaki değerimiz 17. A kare değerine eşit oldu. 13. sorumuza geldik. İfadesinin değeri kaçtır demiş. 5 üzeri x, şimdi buradan 3 üzeri 1 bölü x vermiş. Nereden elde edebiliriz ona bakalım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. 15'te 5 çarpı 3 dersek 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x. 3 üzeri x'ler sadeleşir ve 5 üzeri x değerimiz o zaman 3'e eşit. 5 üzeri x yerine 3 yazabilirim artık. Şimdi burada 3 üzeri 1 bölü x vermiş. Bunu da şöyle yapalım. Buradaki ifadenin her iki tarafını da 1 bölü x'inci kuvvetini alalım. 5 üzeri burada kuvvetleri çarptık. X çarpı 1 bölü x. Burada 3 üzeri 1 bölü x. X'ler zaten gitti. O zaman 3 üzeri 1 bölü x değeri de 5'e eşit oldu. Bunun yerine de 5 yazarsam buradaki değerimiz geldi. 5 artı 3'ten de cevabımız 8 oldu. Üslü sayılarla ilgili son sorumuza geldik. Aşağıda verilen 10 çarpı 10'luk tablonun her bir hücresine hücrenin bulunduğu satırın numarası taban, sütun numarası üs olacak biçimde üslü sayı yazılıyor. 2. satır 3. sütun 2 üzeri 3. Şekildeki sarı renkli hücre örnek olarak verilmiş. Tablodaki pembe renkli iki hücreye yazılacak sayıların çarpımı x olduğuna göre. Şimdi burası bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. satır olduğu için 8 üzeri burası 2. sütun 2. 3. satır olduğu için 3 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. sütun olduğu için de 3 üzeri 6. Sayıların çarpımı x'tir demiş. Yani 8 üzeri 2 ile 3 üzeri 6'nın çarpımı x. Olduğuna göre tablonun kaçıncı satırındaki bir hücrede x sayısı yazılır. Şimdi buradaki ifademizi 2 üzeri 3 dersem 2 üzeri 6, 3 üzeri 6. Tabanları burada çarptığımız zaman 6 üzeri 6. Yani 6. satır 6. hücreye gelmesi lazım. Kaçıncı satırındaki bir hücrede x yazılır demiş. 6. satır 6. sütun. Bize satırı sorduğu için cevabımız C şıkkı geldi. Evet, böylece üslü sayılarla ilgili tüm testlerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuz köklü sayılar. köklü sayılar videolarında görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar ki gelen, yani çözdüğüm, yüklediğim tüm testlerden haberdar olun. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.